Son dersi Nervus Accessorius ve Nervus hypoglossus yani 11. 12. kranial sinirlerle devam ediyoruz. Nervus Accessorius motor bir e, kranial sinir. 11. kranial sinirimiz iki kısımda inceleniyor. Bir bakın şöyle medulla spinalisten e, gelen pars spinalis bir de beyin sapında beyin sapındaki nükleus ambigustan 9-10-11'in e, e, motor çekirdeğiydi hatırlarsanız. E, ondan kaynaklanan e, krandiyal parçası. Spinal parçası ilk 6 servikal spinal sinir e, sinirin çıkış yaptıkları o seviyede bulunan e, nükleus aksesoryustan kaynaklanıyor medula spinalis de bulunuyor ee, dediğim gibi kranial parçası da radix kranialis de e, nükleus ambigus'taki e, motor çekirdek e, motor çekirdek nükleus ambigus denen motor çekirdekten kaynaklanıyor spinal parçası radix spinalis'i foramen magnum'dan e, giriş yapacak Koloman Magnum'u hatırlarsanız arteria vertebralis giderdi. Medula spinalis çıkardı. Plexus vertebralisler, e, venöz vertebral ağlar e, çıkış yapacak. <laughs> Gelecek bakın pars radix kranialis ile kranial parçasıyla birleşecek. Birleştikten sonra Foramen yugular eden bakın ee, onu göstermiş. 9, 10, 11 kranial sinirler vena yugular interna ile beraber çıkış yapacaklar. Çıktıktan sonra bir parçası ramus internus parçası ve ramus externus parçalarına ayrılacak. Ramus internus parçası ee, nervus vagusla birleşecek. Hatırlarsanız nervus vagus, dokuz, nervus glossopharyngeus, nervus vagus ve nervus accessorius birlikte plexus faringeus oluşturacaklardı. Bunlar yumuşak damak kaslarını e, tensor veli palatini hariç, e, farings kaslarını e, innerveden e, ağ oluşturacaklardı. Eksternus parçası ise bakın gidiyor. Bakın sternocleidomastoid kası ve trapezius kasını innerve edecek. Bu arada da bakın eee üst servikal spinal sinirlerden de e, C2'den C3'ten dallar alacak. Bunlarla beraber eee sternocleidomastoid kas ve trapezius kasını innerve edecek. Felcinde, bakın kişi de trapeziusun felcine bağlı olarak, trapezius çalıştırılmasına bağlı olarak, omuz düşmüş. Özellikle üst liflerinin felcine bağlı olarak. Ee, kişi boynunu, sternocleidomastoid kas, kişinin boynunu karşı tarafa döndürürdü, yüzü karşı tarafa döndürürdü. Yüzü karşı tarafa döndürmekte zorluk çekecek, yüzü karşı tarafa döndüremeyecek. Ee, bir de trapezius... E, Serratus anterior kası ile beraber kolun 90 derece üstü abdüksiyonunda rol, rol alırdı. E, dolayısıyla 90 derece üzerindeki abdüksiyonda da kişi zorlanacak. Nervus aksesorius felci olan bir kişi. 12. kraniyel sinirimiz nervus hipoglossus. Nervus hipoglossus da pür motor bir sinir. Dilin tüm intrinsik iç kasları ve ekstrinsik dışa dış yapı e, dile dış, dış yapılardan gelen ekstrinsik kasların innervasyonunu sağlayacak. Bakın çekirdeği nükleus Nervi Hipoglossi motor çekirdeği bakın geliyor dallar içinde. Nervus hipoglossa giriyor. Kanalis Nervi Hipoglossi'den Kafa e, kranyumu terk ediyor. Kanalis nervi hipoglosi de oksipital kemikteydi hatırlarsanız. E, terk ettikten sonra bakın terk ettikten sonra nervus vagusa turuncus sempatikusa bağlantılar gönderiyor. E, nervus vagus parasempatik turuncus e, turuncus e, turuncus e, servika şey e, simpatikus ise e, sempatiklerle nervus vagus parasempatiklerle alakalı. Bunların parasempatik, sempatik özellikleri ve dil hareketleriyle e, alakalı bir işlev gönderdiği lifler sayesinde. E, ondan sonra bakın geliyor lifler. Dilin intrinsik. Nelerdi intrinsik? Dilin iç kasları. Longitudinalis superior, longitudinalis inferior, verticalis lingua ve horizontalis veya transversus lingua denen kasları inlerme ederdi. Bunlar dile çeşitli hareketler yaptırırlardı. Ekstrinsik kasları. İşte genioglossus, mandibulanın iç kenarından başlayıp dilet tutan yelpazi şeklindeki kasımız. hyoglossus. Hiyoid kemikten dile tutunan hiyoglossus kasımız. Stiloid proçesten başlayıp temporal kemiğin dile tutunan stiloglossus kasımız. Ee, böyle ekstrinsik dil kaslarını inler ve ederdi. Bir de palatoglossus var. Bakın şu palatoglottus kasımız. Bunları inlerbeder. Ee, Inlerbe ettikten sonra bakın, şöyle bir dal veriyor aşağıya. Bu radix superior. Servikal bir güçten de radix inferior dalı geliyor ikisi birleşiyorlar. Bakın bu da ansa servikalis denen plexus servikalisin motor dalını oluşturuyorlar. Ansa servikali hatırlarsanız hiyoid altındaki infrahioid kaslar diyorduk. Dört tane kasımız vardı. İşte omohiyoid, sterno tiroid, sterno ve tiro hiyoid kaslardı. Bunların innervasyonunu sağlıyor. Bu dört kasın üç tanesinin nervasyonunu sağlıyor. Bir de bakın suprahyoid kaslar vardı. Hyoidin hemen üstünde. işte mylohyoid, digastrik kaslar, geniohyoid kası e, ve stilohyoid kasları. Bunların üç tanesini bir buçuk, bir buçuk olarak 5 ve 7 kranyal sinirler nervus, trigemnosum, mandibular dalı ve 7 kraniyal sinir, inler ve hatırlarsanız. İşte bu birer ta, bir tane suprayut, bir tane infrahyoid kası da nervus hipoglossus içinde gelen nervus hipoglossus içinden gelen bakın servikal bir, servikal iki spinal sinirler içinde gelen e, dallarla o kaslar suprahyoid kas olan geniohyoid, hemen dilin e, altında e, infrayut de tirohyoid kasını inerve eder. Ee, nervus hipoglossus içinde gelen servikal 1-2 spinal sinirler vasıtası ile. Bakın e, nervus hipoglossus infranükleer yani nükleus e, beyin sapındaki nükleustan sonraki felcinde periferik felç diyoruz. Felç olursa bakın Dil o taraf atrofi olur dil kasları. Ee, ve dil kayar. Atrofik tarafa doğru kayar. Sağlam dil kasları dili kaydırır. Dili ağzından çıkarmaya çalıştığında dil kay kayacak eee ağızdan kayarak çıkar. Bakın şöyle. Burası motor korteksimiz. Motor korteksten e, beyin sapındaki kranial sinirlerin motor çekirdeklerine giden yollara e, kortikonükleer yollar diyordu. Kortikonükleer yollar hatırlarsanız bütün kranial sinirlerde bilateral işlev yapardı. Yani sağ beyinden çıkıyorsa hem sağ tarafa hem sol taraftaki e, kranial sinirin motor çekirdeğine giderdi. Sadece iki yerde sadece karşı tarafa geçen iki yer kontrol lateral tek taraflı inerveden iki yer vardı. Bir hipoglossusun işte geniogulosus kasının eden liflerine bir de e, fasyal mimik kaslarını eden ama neresi? 101 bölü 3 altındaki mimik kaslarını inerveden eden e, lifleri sadece karşıdan gelirdi. Kontrol lateral diğerleri bilateral. Hem karşıdan hem kontrol lateral hem de ipsilateral. Aynı taraftan geçerler. Dolayısıyla onların Tek taraflı hasarlarında, supra nükleer hasarlarında tek taraflı işte beyin kanaması olsun veya başka şeyler olsun sıkıntı çıkmazdı. Ama sadece bu iki fasiyel sinirin e, yani yüz karşı taraf, e, yüzün bir 3 altındaki mimik kasları etkilenir. Bir de genyo glosus kası etkilenebilir supra nükleer felçte. E, bakın genyo glosus kası etkilenirse... Şurası mesela etkilendi. Sağlam tarafta gelen kası dili etkilenen tarafa doğru ittirecek. Diyelim ki sağ korteksim kanadı kontrol eterek karşıya gidecekti lifler. Gen yugulosuz inler verecekti. Sol tarafta gen felç olur. Sol tarafında gen felç olmasıyla sağ tarafta gen sağlam. Sağlam taraf felç tarafı e, ittirecek karşı tarafa. Bir de suprahyoid, infrahyoid birer tane de kas inervettiğinden ettiğinden dolayı e, suprahyoid, infrahyoid kaslar e, laringsin, hyoid kemiğin vesaire pozisyonunu ayarladığından dolayı e, yutkunma esnasında bu şeyler, farings, larings ee, e, yumuşak tamak kaslar yutkunma meselesinde aktifti. Bunlar da e, gelirlerdi, hüvüt kemiğe tutundurulardı. E, hem ansa servikalise katıldığından dolayı hem de e, supra hüvüt, infra -hiyot, iki tane kası inerv ettiğinden dolayı hüvüt kemiğin e, bütün bu kasların ortak tutundukları bir ara kemik gibi dolayısıyla hüvüt kemiğin e dengesinde bu supra -yuhut, infra infrahyoid kaslar sağlıyordu. Bir ambiyans da tutuyordu. Eğer hip hipoglossus bozulursa yutkunma sırasında larynximiz, yut kemiğimiz kayacak. Ne, ne tarafa kayacak? Lezyon olan tarafa doğru kayacak. Özellikle yutkunma sırasında kayabilir. Şu kranial sinirlerin özeti, bunu da ilk derste ee, bahsetmiştik bundan. Kranial sinirlerin maviler duy çekirdekleri, kırmızılar motor çekirdekleri. Bunlardan da bakın şu oliva, olivaryos inferior kompleksi, Nükleos olivaryos inferior kompleksi. Şu da ee, tablo, kranial sinirlerin ee, kranyumdan geçiş yaptığı yerler, ganglionları. Ee, nükleosları ve ne iş yaptırdıkları, fonksiyonlarla alakalı bir tablo. Kran sinirlerden benim anlatacaklarım bu kadar.